Bugünkü dersimiz AutoCAD ilk ders niteliğinde AutoCAD'in temel komutlarını içermekte. AutoCAD programında yukarıda oluşturma işlemleri yapmak için örneğin çizgi, dikdörtgen, daire, yay gibi nesneleri çizebilmek için draw menüsünü, çizdiklerinizi düzenleyebilmek için örneğin taşıma, kopyalama, çevirme, silme gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirmek için ise modify bölümünü kullanıyoruz. Komutlarımıza mouse'umuzla tıklatarak girebileceğimiz gibi aşağıda yer alan komut satırından da ulaşabiliriz. Önce çizgi çizerek işe başlayalım. İlk komutumuz line komutuna ister klavyeden isterseniz de mouse'la tıklatarak giriş yapın. Komuta girdikten sonra komut satırı size ne yapmanız gerektiğini yönlendiren bir mesaj yazacak. İlk olarak ilk noktaya tıklatmamız gerektiğini belirtti. Rastgele bir başlangıç noktası alıp elinizi hareket ettirdiğiniz zaman her yöne giden bir çizgi görebilmektesiniz. Bu çizgilerin düzgün olmasını, mouse'un imlecin yönünde gitmesini sağlamak için aşağıda yardımcı tuşlarımızdan orta tuşunu kullanabiliriz. Üzerinde beklediğiniz zaman orta tuşunun klavye kısa yolunun F8 olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle bu tuşumuzu işaretleyelim. Sonra mouse'umuzu hareket ettirdiğimiz zaman sadece imleç yönünde bir hareket olduğunu fark edeceksiniz. Elimizi tanıttıktan sonra girmek istediğimiz mesafeyi yazıp Enter tuşuna basacağız. Tıklama yok. Mouse'umu tanıttım ve direkt olarak gitmek istediğim mesafe 200 olduğu için 200 yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Tekrar mouse'uma yön veriyorum. Ne tarafa doğru çizim yapacaksam elimi o tarafa doğru tanıtıyorum. Ve yeni mesafemi de aynı şekilde yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyorum. Böylelikle gitmek istediğimiz yönde mouse'umuzu tanıtıyoruz ve mesafelerimizi veriyoruz. Aşağıda orta tuşumuz açık olduğu için de tamamı düz çizgilerden oluşan bir çizim yapabildik. Aşağıda aynı zamanda komut satırındaki yönlendirmede köşeli parantez içerisinde alternatifleri görebilirsiniz. Bu alternatifleri çalıştırmak için klavyeden hangi harfi büyükse onu yazabileceğiniz gibi üzerine mouse'la tıklatmanız da yeterli. Örneğin undo komutunun üzerine tıklattığınız zaman size son yaptığınız işlemi geri almış olacaktır. Geri alma işlemini buradaki undo yazısını her gördüğünüzde basarak bir öncekine geri alabilirsiniz. Devam ettirebilirsiniz geri alma işleminizi. Biz normalde geri alma işlemini klavyeden de kontrol tuşu ile birlikte Z harfine basarak da yapabiliyoruz. Yani ister buradan büyük olan harfi U harfine basıp Enter diyebilirsiniz. İsterseniz üzerine tıklatabilirsiniz. İsterseniz klavyeden kontrol tuşu ile birlikte Z harfini kullanabilirsiniz. Geriye geldiğimize göre baştan yeni gitmek istediğimiz değerleri yazalım. Bu sefer mesafemi 150 olarak değiştirdim ve Enter tuşuna bastım. Mouse'umu tanıtıyorum ve yeni gideceğim mesafem 150'yi tekrar yazıyorum. Ve geri alma işlemi yerine Close yazılı olan alt seçeneği yapmak istiyorum. Close düğmesine bastığınız zaman AutoCAD'in komuttan çıktığını görebilirsiniz. Artık komut satırının karşısı boş. Aynı zamanda komutun ilk başladığı noktayla son kalınan noktanın arasını kapattı ve şekli tamamlamış oldu. Görüntüyü ekranınıza getirmek için mouse'un tekerini çevirerek istediğiniz şekilde yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Önemli olan nokta mouse'un tekerini nerede çevirdiğiniz. Hangi noktanın üzerinde tekerleğinizi çevirirseniz oraya doğru yakınlaşıp uzaklaştığını görebilirsiniz. Dolayısıyla teker çevirmeden önce imlecin yeri bizim için önemli. İstediğiniz şekilde yakınlaşma, uzaklaşma işlemleri yapabilirsiniz. Tekerleğinizin üzerine basılı tutup mouse'unuzu sürüklediğiniz zaman şeklinizi kaydırabilirsiniz. Tekerin üzerine çift tıklattığınız zaman görüntü ekranı kaplayacak şekilde yerleştirme sağlayabilirsiniz. Çizgilerinizin boyutlarında veya konumunda bir değişiklik olmadı. Yalnızca görsel olarak ekranda daha yakın, daha uzak ya da daha sağda, daha solda gibi görünüşünüzü değiştirmiş oldunuz. Biz şimdi bu şeklimizin kenar köşelerine bir de daire çizelim.
Bunun için yukarıdan circle komutunu alıyorum. Komut satırında center point diyor. Merkez noktası neresi? Bu köşe olsun. Tıklatıyorum ve sorduğu soru radius yarı çapımı giriyorum. 25 enter. Komutu tekrar çalıştırmak için klavyeden enter tuşunu veya space tuşunu kullanabilirsiniz. Örneğin space tuşuna bastım ve tekrar bir önceki komuta girdiğini görüyoruz. Bir önceki komutumuz line komutu olsaydı tekrar edecek olan komutumuz line olacaktı. Şimdi bir circle yani bir daire daha çizebiliriz. Bu sefer merkez noktası burası olsun. Yeni yarı çapım değiştirmek istemiyorsam 25'i enter ile onaylayabilirim. Veya yeni bir yarı çap değeri girebilirim. Örneğin 30. Tekrar enter ile onayladım ve şu an yine komutta olmadığımı görebiliyorum. Enter tuşu ile tekrar komutuma girdim. Başka bir kenar köşeye. Yine yarı çapın 30 olmasını istediğim için bu sefer değer girmeden enter tuşuna basıyorum. Ve eski yarı çapta bir çizim yapmış oluyorum. Şu anda hiçbir komutta değilken çizdiğiniz şekillerden herhangi birinin üzerine tıklatarak seçim yapabilirsiniz. Üzerinde çıkan mavi noktacıklar grip diye adlandırılıyor ve seçildiğini şu an için gösteriyor. Birden fazlasını aynı anda tıklatarak seçebilirsiniz. Seçim işlemi bittikten sonra klavyeden delete tuşu ile silebilirsiniz. Geri alma işlemi için yukarıdaki undo komutunu kullanabileceğiniz gibi klavyeden ilk harfi U enter yazabiliriz veya klavyeden kontrol tuşu ile birlikte Z harfini kullanabiliriz. Tekrar seçim işlemini yapalım. Böylece seçilenleri delete tuşu ile değil de yukarıdaki düzenleme komutlarında yer alan erase silgi komutuyla yapalım. Komutu çalıştırmak için ya ilk harfini kullanacağım, E enter diyeceğim veyahut da üzerine tıklatarak seçili objelerimi sileceğim. Geri al düğmesine basıyorum ve tekrar bir geri alma işlemi yapıyorum. Böylece önceden seçim yaparak da komutlarınızı çalıştırabildiğinizi görmüş oldunuz. Bir diğer önemli özellik ise önce komuta girip sonradan seçim yapmak. Komutuma girdikten sonra mouse'un şeklinin küçük kutu haline döndüğünü görürseniz bunun anlamı objeleri seçmeniz gerektiğini belirtmektedir. Ben çizmiş olduğum nesnelerimi, objelerimi bu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra onaylamak için klavyeden Enter tuşu veya AutoCAD'de Enter'ın yerine geçen Space tuşu veya mouse'un sağ tuşu da AutoCAD'de Enter demek olduğu için mouse'un sağ tuşunu da kullanabilirsiniz. Şimdilik ben mouse'un sağ tuşuna tıklatarak onaylamış oldum. Böylece 3 tane objemizin silindiğini de görebildik. Geri alalım tekrar işlemimizi ve silgi komutuna tekrar girelim. Mouse'un şekli küçük kutuyken tek tek tıklatarak silebileceğiniz gibi herhangi bir yere tıklatıp elinizi sağa doğru tanıttığınız zaman bu şekilde mavi görsellikte bir pencerenin oluştuğunu görebilirsiniz. Pencerenizi tamamlamak için tekrar tıklattığınız zaman sadece pencere içerisindeki alanın içerisine girenlerin seçildiğini fark etmiş olabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz biz pencereyi şu iki çizginin üzerinden de geçirmiş olmamıza rağmen bu iki çizgi seçilmedi. Çünkü tamamen o pencerenin içerisine girmiyorlardı. Enter tuşu, space tuşu veya mouse'un sağ tuşu ile onaylayalım. İşlemimizi tekrar geri alalım ve silgi komutuna tekrar girelim. Silerken seçim işlemini sağdan sola doğru yapmak isterseniz herhangi bir noktaya tıklatalım. Mouse'umuzu tanıtarak sola doğru bir pencere açalım. Ve bu şekilde bu sefer farklı bir renkte olduğunu da görebilirsiniz. Aynı pencerenin sağdan sola doğru olanını yaptım. Tıklattığım zaman farklı olarak az önce seçilmeyen bu iki çizgi de seçildi. Sağdan sola doğru açılan seçim penceresinin anlamı hem içine aldıklarını hem de dokunduklarını seçme özelliğidir.
Mouse'un sağ tuşuna basarak onaylarsam seçilileri yeniden silmiş oldum. Geri alıyorum ve bu sefer farklı bir şekilde seçeceğim. Silgi komutuna girdikten sonra tamamını seçmek istediğim için pencere açılış yönü önemli değil. Herhangi bir noktaya tıklattım. Elimi tanıtarak tekrar aynı şekilde yeniden bir tıklama işlemi yaptım. Bu daireleri seçimden çıkarmak istersem ya da çizgileri de seçimden çıkarmak isteyebilirim. Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak seçimden çıkarmak istediğiniz objelerin üzerlerine tıklatmanız yeterlidir. Tekrar Shift tuşundan elimi çekiyorum ve onaylamak için mouse'un sağ tuşu veya Enter tuşlarını kullanıyorum. AutoCAD'de Shift tuşu seçimi iptal etmek için kullanılan tuştur. Seçime ilave etme tuşu yoktur. Sadece seçerken tıklatmanız yeterlidir. Seçimden çıkarmak için ise Shift tuşu kullanılır. Şimdi ekrandakilerin tamamını seçmek için kontrol tuşu ile birlikte A harfine basalım. Sonra da yukarıdan silgi komutuna girerek ekranımızdakileri silelim. Yeni bir şekil çizelim. Line komutuyla rastgele bir noktaya tıklatıyorum. Elimi tanıtarak mesafemi 200 olarak giriyorum. Çizginin büyük olması sizi ya da küçük olması yanıltmasın. Bu tamamen görseldir. Mouse tekerleğini çevirerek görsellikte ne kadarlık bir mesafede çizgi görmek istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Kağıda çıkarken boyut aynıdır. Mouse'u tekrar aşağıya tanıtıp tekrar 200 yazıyorum. Ve sağ tarafa 200. Aşağıya tekrar 200 yazıyorum. Ve sol tarafa yine tekerleğimi kullanarak biraz kaydırabilirim. Çizimdeyken mouse tekerini kullanabilirsiniz. Buradaki mesafeye 400 diyorum. Burayı kapatmak için aşağıdaki close düğmesine basabileceğim gibi yukarıdan kenar köşede kare kutucuğu gördükten sonra da tıklatabilirim. Enter veya ESC tuşu ile komuttan çıkıyorum ve aşağıda baktığınız zaman komut satırının karşısı boşsa komutta olmadığınızı anlayabiliyorsunuz. Mesafelerinizi kontrol etmek için yukarıdan Measure bölümünde yer alan. Ben de ekranıma sığmadığı için Measure böyle aşağıya kaymış. Ama siz de muhtemelen direkt Measure'ı görebileceksiniz. Measure komutunun altında ölçme ile ilgili diğer alt seçenekler mevcut. Ben mesafe ölçebilmek için Distance komutunu kullanıyorum. Komuta girdim ve ölçmek istediğim iki noktayı göstereceğim. Tıklatıyorum birinci noktama. Elimi tanıttığım zaman zaten otomatik yazıyor. Tıklatırsam mesafeyi ekranda daha net görebiliyorum. Tekrar komutu alabilmek için seçili gelen pencereden distance'ı tekrar seçebilirsiniz. Ve farklı iki nokta tıklatarak farklı noktaları da ölçebilirsiniz. Komuttan çıkmak için klavyeden escape tuşunu kullanabileceğiniz gibi exit yazısına da basabilirsiniz. Böylelikle çizdiklerinizi dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Şimdi çizmiş olduğumuz şeklimizi biz düz çizgilerle oluşturmuştuk. Düz çizgiler için kullandığımız komutumuz orta tuşuydu. Şimdi açılı çalışmalar yapmak için hemen yanında yer alan polar tuşunu kullanacağız. Üzerinde beklediğiniz zaman polar tuşunun klavye kısa yolunun F10 olduğunu görebiliyorsunuz. Komutu çalıştırdığınız zaman artık orta tuşunun aktif olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Her ikisi aynı anda çalışamaz. Dolayısıyla hangisini seçerseniz diğerinin aktifliği kapanacaktır. Biz şu anda düz çizgiler yerine açılı çizgiler çizmek istediğimiz için polar tuşunu açalım ve yanındaki oktan hangi derecenin katlarıyla çizim yapmak istiyorsak onu seçelim. Örneğin 30 dereceyi seçmeniz sadece 30 derece değil, 30 derece ve katlarını gösteren bir sistem ortaya koyacak. 30, 60, 90, 120, 150, 180 gibi devam eden 30'un katlarıyla çizim yapabilmenizi sağlayacak. Eski versiyonlarda buradaki ok yer almamakta. O zaman eğer eski versiyona sahip iseniz
Polar yazısının üzerinde mouse'un sağ tuşuna basarak çıkan penceredeki Settings kısmına tıklatmanız gerekir. Settings kısmından da istediğiniz açıyı seçerek o açının katlarının görülmesini sağlayabilirsiniz. OK dediğiniz zaman artık polardaki açınız 30 dereceye ayarlanmış oldu. Polarımız aktifken, işaretliyken çizgi komutuna girelim. Ekranda rastgele bir başlangıç noktasına tıklatalım ve mouse'umuzu açı yönünde tutalım. Dikkat ettiyseniz polar açık olduğu için kenarında bir polar yazısı gözüktü ve sizin için 30 dereceyi bulduğunu gösterdi. Biraz daha elimi sola tanıttığım zaman 30'un katı 60 dereceyi, yine yukarıda 90 dereceyi ve bunların katlarını sırasıyla görebildiğinizi fark edeceksiniz. Öncelikle çizmeye 30 dereceyle başlayayım. Elimi tanıttım ve mesafemi 150 olarak yazıp Enter'a bastım. Böylece 30 derece yönünde 150 mesafelik bir çizgi çizmiş oldum. Tekrar elimi tanıtıyorum ve 150 mesafe daha çiziyorum. Ve aynı zamanda buradayken 60 derecede gidebilirim. Gideyim 150, Enter. Tekrar elimi sağa tanıtıyorum ve 150 diyorum. 45 derece açıyla gitmek için hiç komuttan çıkmadan polar devrimi 45 dereceye ayarlıyorum ve mouse'umu 45 derece ve katlarını gösterir şekildeyken, şu anda 45 derecedeyken tekrar 150 yazıyorum. Bu şekilde komut içerisindeyken de açılarınızı değiştirebilirsiniz. Çizgilerimi bu şekilde çizdim. Son olarak buradaki uzunluğu bilmiyorum. Ve buradaki çizginin noktanın hizasına kadar bir çizim oluşturmak istiyorum. Bu durumda da iz almanız gerekir. Kenar köşe noktada beklediğiniz takdirde beklemek iz almak istediğinizi gösterir. Mouse'u tanıtarak hizasını görebilirsiniz. Ve aynı kesişen kısımda AutoCAD sizi uyardığında tıklatarak tam bu noktanın hizasına kadar uzunlukta olan bir çizgi çizdiğinizi göreceksiniz. Tekrar başlangıç noktasına tıklatarak bu çizimi kapatalım ve komuttan çıkmak için Enter, Space veya Escape tuşlarını kullanalım. Böylece açılı çizim yapmak için de polar tuşunun kullanıldığını görmüş oldunuz.